Herkese günaydınlar. Bugün hava düne göre çok daha iyi. Şöyle çiçekler açmış. Bu kısım çok güzel ya. Şu yeşil görüntüyü çok seviyorum. Şu an çok fazla gözükmese de biraz dışarı çıkayım size göstereyim. Merhaba babaanne. Merhaba kızım. Şöyle. Mor terliklerim var. Bu çoraplarım uyumu mükemmel. Her zamanki gibi. Şu yeşil görüntüyü size göstereyim bakın. Buraları çok seviyorum. O yüzden. Her ne kadar durumlar kötü olsa da şu yola baktığım zaman içim birazcık açılıyor arkadaşlar. Bu arada bu ön balkon. Ön balkonu annem ve babam bugün yıkadılar. Biz de onu içeri silip süpürdük. Böyle halısını falan yerleştirdi annem. Şimdi arka balkonu yıkıyorlar. Bir de oraya gidelim. Oradan da bir selam verelim. Emre. Baba sigara içiyorsun. Seni gösteremem o yüzden. Annem de böyle bu tarafı yıkıyor. Bu balkonun toprağında arkadaşlar hiçbir şey yetişmiyor. Düzgün çim bile olmuyor. Ben de bu sabah dedim ki annemle yıkarken keşke dedim şu balkonu biraz daha büyük yapsaydık da. Çünkü hep orada oturuyoruz ya, daha güzel olsaydı. Annem dedi belki ileride yaparız hani şu büyütme işini, çok daha iyi olur. Bu arada size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Abim İstanbul'a giderken hatırlarsınız belki karantina ilk günlerinde sürpriz yapmışlardı. İstanbul'a giderken babamın arabası döndüler. Abimin arabası da köyde kaldı babamda. Babam sanırım camı köydeyken birazcık açık bırakmış ve arabanın içine arı kovan yapmış arkadaşlar. Arı kovanı. Onu fark edip almışlar. Allah korusun fark edilmeseydi ve özgüdürü binseydi. Allah korusun arılar böyle sokabilirdi. Ama çok şükür fark etmişler. Bugün bu video Ramazan hazırlıkları videosu olacağını dünkü videoda söylemiştim. Bir hazırlığımızın, hazırlıklarımızdan bir tanesi patatesli börek sarıp buzluğa atmak. O yüzden ben burada patateslerimi haşladım. Şimdi birazdan onu yapacağım. Köfte yapacağız, sarma saracağız. Başka bilmiyorum ne yaparız. Ya kaçırdım ama 23 Nisan için polisler eşliğinde böyle bir arabalar geçti. Peki bugün de geçin. Anacığım bugün döktürüyor arkadaşlar. 23 Nisan'ın hatırına annem böyle bir bize börek yaptı. Çünkü biz hala onun gözünde birer çocuğuz. Burada patatesli iç harcı var. Bir de puzzle'ı yaptı. Şimdi bir mutfağı toparlayacağım ben. Annem de oraya... Hani ben toparlayayım sen şeylere devam et. Ne yapacağım? Hamur dinlensin diye bekliyorum. Doğara da patatesleri. Arkadaşlar bunu ilk oruç günü izleyeceğiniz için üzgünüm. Ama insanlara vicdan çektireceksiniz. Ama börekler çok güzel oldu. Bizim videolarımız hep iki de hep... Yani videolarımda... Hemen çıktığınız saat işte. Hep görecekler yani. Hani bir de şey, videolarımda artık hep yemek olduğunu biliyorsunuz. O yüzden keşke koymasaydım. Canımız çekti yazmayın. Videolarımda illaki yemek olduğunu biliyorsunuz. Başlıkta da zaten yazıyorum. İnşallah canı çekecek olan, kendine güvenmeyen izlememiştir. Yeter mi bu kadar? Bu komşuya gidecek. Babaannem bunun için adam bıçaklar, adam yaralar. Senin babaannenin mi? Evet. Neden? Çok sever. Beyaz lahana taşısı mı? Şimdi bu güzel yeşil yolda... Baba ne yapıyorsun? Kamerayı alıyorum. Ah Fahrettin amca görecek. Fahrettin amca senin ağacını kesti baba. Dalını. Babamda dal kesme huyu başladı arkadaşlar. Bu güzel yeşil yola annem ve babamla birlikte çıktık. Nereye gidiyoruz anneciğim? Siteyi dolaşıyoruz. Siteyi dolaşacağız. Bir de bir şey alacaktın ya. Üzüm keseceğim de üzüm şey beyaz üzüm var. Aytoş ablanın orada. Aytoş'umun üzümlerini keseceğiz. Fide yapmak için. Aytoş teyzemin evi şurası. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar kendimi göstersem arkadaşlar biz bu evi aldığımızda ben 3. sınıfa gidiyordum. Şöyle biraz yüzüm gözüksün. Gerçekten şöyle biraz yüzüm gözüksün. Ben 3. sınıfa gidiyordum. Yani hani o kadar küçükmüşüm ve o kadar küçükmüşüm ki. Kaç yıl oldu hesaplayamıyorum. 9 yaşındaymışım. Şu anda 25 yaşındayım. 14 yıl olmuş. Ve bizim çocukluğumuz her yaz 3 ay boyunca neredeyse burada geçti. Bir köydeydik, bir buradaydık. Derken... Çok güzel anılarım var. Çocukluk anılarımın çoğu bu siteye dayanıyor. Bu sitede bir sürü çocukluk arkadaşı edindim. İşte Merve, Tuğba, Meva. Dilara falan da vardı. Onlarla sonradan görüşmüyoruz. Feyza'nın ablaları.
yani Aytoş teyzenin kızları. Hepsiyle de hala görüşürüz çok şükür. Çünkü hepimiz, yani çocukluk dendiği zaman hepimizin aklına birbirimiz geliyoruz. Feyza zaten düğünde senin makyajını yapan evet. kişi. Feyzoş düğünde benim makyajımı yaptı. Bu arada hepsi evlendi. Bir tek Meva bekar. Merve, Tuğba, Feyza hepsi evlendi. Hepimiz büyüdük anlayacağınız. Yani burada yaşadıklarımı anlatsam neler neler çıkar altından, neler neler öyle söyleyeyim. Burası sitenin en sonu. Burada çok güzel çiçekler var. Arı sesi alıyorum. Tamam yahu, gelmedik yanına. Hayır, şu şeyden geliyor, tellerden. Ha. Ay çok güzel. Koklasana bir, Allah aşkına kokla Şeren, koklasana bir. Ay harika kokuyor anne gerçekten. Şey yapsak acaba, şişeye koysak? Bir kokusu var, bir kokusu var, inanamazsınız. Kınar güzel, köye dikelim mi? Hani bunun adı ne? Bilmiyorum ki ne olduğunu. Köye şu dikelim. Top top olanlardan değil bu. Yok, bu daha böyle şey. Sarkık sarkık. Ama yok böyle bir koku. Şey gibi ya, yumuşatıcıların kokusu gibi. Çok güzel kokuyor. Ayten teyzenin üzümünden şey kök almaya geldik. Kendisinin haberi olmasa da şu an izleyince haberi olmuş olacak. Bizim aramızda böyle şeyler sorun olmuyor. Ve çiçeği çıkmış. Bu ne ağacı anne acaba? Hani şu kameradaki güzel görüntüye bakar mısın? Şu çekim, video çekin de Feyza'lar atın. Feyzoş izliyordur herhalde beni. Bu elma özel miydi, aklıma gerek yoktu Feyzoş. Bu elmaydı galiba, şu arkadaki armut. Ben bilmiyorum. O da çok vermiş, baksana arkadaki de. Babam burada da budanacak bir şeyler buldu. Bırak ya ağaçları. Şey aşkım şu budama hastalığı oluştu. Hangisi? Böyle yeşillikleri görünce aklıma Kübra geldi. Size biraz Kübra'dan bahsetmek istiyorum. Kübra da benim gibi yeşillik hastası çünkü. Geçen Instagram'da paylaştım. Bayağı bir ilgi gördü. Sizler de paylaşmak istiyorum. Kesin aranızda bilenler vardır. Instagram adresini şu anda ekrana yazacağım. Evinin tarzı çok güzel. Yani Instagram hesabı alıp da görmedim diyen yoktur. Gerçekten sürekli böyle keşfete düşen bir evi var. Şuraları bir yerlere de evinden böyle birkaç parça resim koyacağım. Takip ederseniz sevinirim. Çünkü gerçekten Instagram'da paylaştım. Instagram'dakiler bayağı Kübra için ilgi göstermişti. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar normalde evler hep birbirine bitişik olduğu için şu salon kısmında cam olmuyor. Ama hem Ayten teyzeler hem biz hem de karşımızdaki Fahrettin amcalar böyle kenarda olduğumuz için bizim böyle bir avantajımız diğer evlerden farklı olarak hepimizi böyle cam açtırdık. Dolayısıyla çok daha iyi oldu. Yani hem aydınlık hem havadar bir salon olmuş oldu. Bu da bizim şansımız. Güneş gibi ya, sıcak oluyor. Evet, güzel oluyor. Güzel oldu. Kenarda olmak oldu. Güzel ya. Ortada olunca iki yanınızda bayağı bir şey oluyor, kalabalık oluyor. Ama buradakilerin şansı da şu ön açık bahçenin önünde olmaları. Burası da evet. Ama bu açtırmadı. Açtırmamış. Bu arada burası güya havuz olacaktı ama yalan ettiler. Biz çok isteyen oldu ama isteyen kadar istemeyen de olduğu için buraya havuz yapamadık. Burası şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bayağı büyük. Yani burada çok rahat 400 kişilik bir düğün yapabilirsiniz. Yapılır değil mi anne? 400 kişilik düğün. Yapılır tabii. Çok çok rahat yapılır. Budamışlar bak. Çok güzel bir yani. Bütün danları kesmişler. Tabii. Buraya yakın otursaydım kesin burada yakına yanışan bir şey yapardım. Ben gidiyorum, üşüdüm. Şimdi biz Ramazan hazırlık yapacağımızı söylemiştim. Babaannem bize sarma içi yapacak. Tamam. Kaç tane soğan var? 4-5 tane var. Of, çok büyük değiller ama. Orta boy 4-5 tane evet. Soğanı doğradık. Geçen çünkü babaannem çok güzel iç hazırlıyor demiştim. Birisi tarif verir misin demiş. Ben de o yüzden şimdi tarif veriyorum. 4-5 tane orta boy soğanı doğradık. Tamam. Şimdi yağ koyup kavuracağız soğanı. Tamam. Sonrasını çekerim. Pirinç koyacağız. Sonra çekeriz. Şimdi babaannem böyle soğanları kavurmaya koydu. Ve içerisine bir tane domates doğramış. Çok değil. Az doğramış. Annem de burada pirinç ve bulguru karıştırdı. Böyle karışık mı yapıyorsun anne? Bu olduktan sonra içerisine salça koyup biraz daha kavuracaklar.
ve pirinç ve bulgur karışımını da koyacaklar. Baharat olarak ne koyacaksınız anne? Pul biber, nane, kekik, maydanoz koyacakmış ve tuz kekik tabii ki. Kekik koymayabiliriz. Yani o tercih meselesi. Pekala. Yani bizim iç harcımız bu şekilde oluyor kısacası. Herkese hayırlı Ramazanlar. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. İnşallah bayrama kadar bu Ramazan bitmeden şu olaylardan da kurtulmuş olacağız. Böyle börek var yemekten kalan. Annem yumurta koymuş, çay koymuş. Ben de şimdi kahvaltılıkları hazırlayacağım. Biz böyle kahvaltılık şeklinde sahur yapıyoruz. Yemek çok nadir iftardan kaldıysa bazen ama yine mutlaka sofrada kahvaltılık ve çay oluyor. Öyle yani. Kimisi böyle iftardan kalan direkt yemek şeklinde yapıyor ama biz daha hafif olması için böyle kahvaltı tercih ediyoruz. Videoyu da burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Bu arada herkesin ilk iftar menüsünü yorumlara bekliyorum. Bakalım siz neler hazırlamışsınız. Ben de nasip olursa eğer yarın çekmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.